mi Evren Bey? Şimdi Turgay Bey aslında güzel bir noktadan girdi. Şunu işaret etti. Türkiye'de dolar kıtlığı neden var? Ve ana problem Türkiye'nin dolar kazanamaması, euro kazanamaması. Şimdi en son ben Barclays'ın tahminlerine bakmıştım dün. 2024 için 39 lira öngörüyorlar. Orta vadeli programımızda da bizim 36-80 lira gibi bir tahmin var. Şimdi yine Turgay Bey'in o işaret ettiği nokta önemli. Petrol fiyatları yukarı gidiyor. 92 dolara falan vurdu. Evet. İşte Suudiler birazcık petrol kesintisini arttırdıkça da uluslararası tahminler bu 100 dolara gidecek diye. Şimdi bu 100 dolara yaklaştıkça ne olacak Can Bey? Haliyle Türkiye'de maliyetler yukarıya gidecek değil mi? Enerji maliyetleri yukarı gidecek. Buna bağlı iğneden ipliğe her şeyin fiyatı tekrar yukarıya gidecek. Bu yukarıya gittiğinde enflasyon diyoruz biz bu duruma. Enflasyon eğer bir de petrol etkisiyle yukarıya doğru giderse ne olacak? Türk lirasında bizim uğraştığımız o değer kaybını önleme girişimleri boşa çıkacak. O yüzden sonbaharda bir dalga da bence enerji fiyatlarına eğer Amerikalılar müdahale edip Suudlarla anlaşıp 90 doların altına ittiremezlerse bizde de bu hem enflasyon hem de kur olarak karşımıza ek maliyetler çıkartacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim değerlendirmem şu: 90 doların üstünde bir petrolün varil fiyatını gördüğümüz anda ya da bunun yaşadığımız anda sonbaharda da ben OVP'deki 36.80'in tutmayacağını, hatta yabancı kurumların da 38-39 olarak bildirdikleri tanımların da tutulmayacağını, 2024'te 40 liranın çok rahatlıkla ilk 6 ayda aşılacağını değerlendiriyorum. Şunu unutmayalım. Yani burada ana problem şu: biz dolar kazanamıyoruz. Ödemeler dengesi. Ödemeler dengesine baktığımda mal dengesi, ihracat ve ithalat arasındaki farka bakıyorum. 2023 Ocak-Temmuz arasında 61.2 milyar dolar. Sırf Temmuz ayında 10.4 milyar dolar eksi vermişsiniz. Dolayısıyla burada aslında ekonomi yönetiminin yapması gereken, tamam, kısa vadede Sayın Şimşek hem Körfez'den hem Batı dünyasından sermaye temin etmeye çalışıyor. Böylece bütçe açığının zamlarla kapatılmasından ziyade dış sermaye ile kapatılması, kurun birazcık tutulması iyi güzel kısa vadede yapılması gereken şeyler, ama orta vadede, uzun vadede bu sanayiyi ve tarımı biz dönüştürmediğimiz sürece, bu ithalatçı mantıkla Can Bey biz sizle 2028'e kadar, yeni bir yönetim gelene kadar kuru konuşmaya devam ederiz. Tüm iktisatçılar da kur konuşmaya devam eder. Bakın bir örnek daha vereyim. Sözü Turgay Bey'e verelim. Çok uzattım, kusura bakmayın. Bugün tarım istatistikleri açıklandı. Ya burada büyük baş ve küçük baş sayıları açıklanıyor. Bunlar düşüyor hala. Ben siyah beyaz önlük giyerken Türkiye bir tarım ülkesiydi. Enflasyon yine vardı. Kıbrıs'ı fethettiğimiz için bir ambargo altındaydık. Kuyruklar belki vardı ama dış siyasi olarak, jeopolitik olarak kazançlarımız vardı. Ve en azından diyorduk ki kimse bize bir şey vermese de bizim tarımsal üretimimiz bize yeter. Biz aç kalmayız. Biz yine Anadolu topraklarında dimdik dururuz diyordum. Ama şimdi koyun sayısı azalıyor, sığır sayısı azalıyor. Mercimeği, fasulyeyi Ruslardan alıyorsunuz. Rusya'nın en büyük ithalatçısı kim olmuş biliyor musunuz? Enerji konusunu da geçtim. Bakliyat ve tarımda Türkiye bir numaralı ithalatçısı olmuş. Bu sistem devam ettiği sürece biz doları, euroyu kontrol altında tutamayız.